Kerim Hanım, her şey mükemmel olmuş. Ellerinize sağlık. Vallahi elimden geldiğince işte yaptım bir şeyler. Afiyet bal olsun, yarasın. Hiç haksızlık etmeyin kendinize Kerim Hanım. İçinizde bir master şef var sizin. Acaba diyorum beraber bir restoran işine falan mı girsek? Belki butik bir hamburgerci falan. Bak bak, tabelası bile gözümün önüne geliyor. Geleneksel Burker. Nasıl? Beğendiniz mi? Burker. Evet. Pek anlayamadım ama. Şimdi. Şimdi anladım. Buram Buru, Kerim Han'ın Keri. Burker. Kerim Han anneciğim, lütfen. Ay yok yok. Çok iyi olmadı mı böyle ya? Hepimiz bir aradayız, ailecek, neşe içinde. Yeter bu kadar maskaralık. Yeliz'cim, aile demişken, gayrimenkullerin devri için gerekli olan tüm evraklar hazırmış. Bizim sadece vekalet işini çözmemiz gerekiyor. Tabii Nurten Hanım. Böyle bir şeye gerek yok. Bunu kabul etmeyeceğimi söylemiştim. Emre'cim, rica ediyorum. Nurten Hanım'ı kırmayalım. Çok haklı zaten. Yani yıllardır burada oturmuş bir düzen var. Bunu bozmaya hiç gerek yok. Bu arada ben siz Hicran Hanım'la dün gece gezmeden dönerken sanırım biraz tadınızı kaçırdım. Yani aslında amacım o değildi. Yanlış anlaşıldım. Çok özür diliyorum senden. Tabii sizden de Hicran Hanım. Gece gece adamın sokaklardan dolaştın sen. Emre, siz dün gece beraber miydiniz? Ne münasebet. Aliye Hanım. Bir saniye, bir saniye. Ben şu an hiçbir şey anlamıyorum yani. Melek gezmeye çıkmak istemiş. Sonra da dışarı çıkmışlar. Yani bunda büyütülecek ne var? Niye bu kadar büyük tepkiler verdiniz siz şu an? Yok, ben... İkimiz gezmeye gittik anneanne. Yani sözün öyle bir yerine girdiniz ki Yeliz Hanımcığım. Söylediğin sözün nereye gideceğini fark edemedin sanırım Yeliz. Bir de böyle büyük tepkiler veriyorsun diyorsun. Hicran Hanım kusura bakmayın. Görüyorsunuz yanlış anlaşıldı. Ama ben sizin kalbinizi kırdım sanırım. En iyisi kapatalım bu konuyu. Bence de. İzninizle bizim ders saatimiz geldi. Hicran, senin de galiba kahvaltın bitmiş. Bugünkü derste bize yardımcı olsan çok iyi olur. Evet evet, bitirdim. Kalkalım. Kerim Han anneciğim, hadi ben seni de geçireyim. Kızım, daha iki lokma bir şey yemedim. Aç mı kalkayım sofradan? Kerim Hanım bu sabah bizim için çok yoruldu. Rahat rahat kahvaltısını yapsın. Biz de ilgileniriz. Ay, çok teşekkür ederim Emre Beyciğim. Çok naziksiniz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sıkıntılar içinde bir bu eksikti. Emreciğim, ben sabah sabah keyfinizi kaçırdım. Yani huzursuzluk çıkmasın diyorum ama böyle aksi gibi. Önemli değil. Bundan sonra tek istediğim birazcık huzur. Merak etme. Kerim
Babamdan bir haber var mı memur bey? Kendine gelmiş. Çok şükür. Konuşmaya başlamış mı peki? Arkadaşlar ifadesini aldılar. İfadesini aldığınıza göre beni salarsınız artık. Suçsuz olduğum anlaşılmıştır. Yavaş ol, nereye gidiyorsun? Gözaltındasın hala. E babamın ifadesini almışsınız. Daha neyi bekliyorsunuz beni salmak için evrak işlemlerine? Baban dediğin gibi bir ifade vermemiş. Ona saldırdığını söylemiş. Seni suçluyor. İmkansız, niye böyle bir şey yapsın? Orasını bilemem. Ya ben suçsuzum diyorum memur bey size. Bir şey yapmadım. Derdini savcıya anlatırsın. Babanın ifadesinden dolayı savcının karşısına çıkacaksın. Yürü, gidiyoruz. Ya Derviş amca, aklıma bir şey takıldı. Ya Berkay'ın babası kendine gelemezse? Berkay suçsuzluğunu nasıl ispat edecek? Bilmiyorum. O zaman işler zor. Dua edelim de Esat Efendi kendine gelsin. Öbür türlü Berkay kendi suçsuzluğunu ispat etmek zorunda kalır. O da öyle kolay değil herhalde. Sen bir paket hazırla böyle karın doyurabilecek kadar. Çünkü ben ona sordum. Aç mısın diye geçiştirdi. Param falan var dedi ama o anda da ben toparlayamadım. Olmasa da var der. Berkay kimseden bir şey istemez ki. Sen hazırla paketi. Belli olmaz. Belki bu gece de orada kalır. Biraz da para bırakırım yanına. Tamam, hemen hazırlıyorum. Şey, sevdiği börek de yeni çıktı fırından. Tişörtü koyayım mı? Koy tabii. Kim bilir dün gece nerede yattı? Kesin gözüne uyku girmemiştir. Onunla ilgilendiğimizi görünce kendisini daha iyi hissedecektir. Böyle durumlarda insanın tek ihtiyacı gerçek bir dosttur. E Berkay'ın da öyle dostları var. Öyle değil mi? Ben hazırlayayım, getireyim. Yeliz'cim, şu devir meselelerini konuşup netleştirelim bir an önce. Tam olarak ne yapmak istiyorsun? Yemek sofrasında hiç konuşmaktan hoşlanmıyorum. Yeliz'le bir rahat rahat nefes alsın. Daha sonra konuşuruz. Sadece bir soru sordum. Emre'cim, ben de bu konuyu bir an önce halledelim istiyorum. Yalnız kendi meselelerimizle Keriman Hanım ve Aliye teyzemi rahatsız etmeyelim, olur mu? Çalışma odasına geçelim o zaman. İyi, geçelim. Teyzeciğim, siz lütfen rahatsız olmayın. Devam edin. Afiyet olsun. Merhaba. Hoş geldin. Burada olduğunu bilmiyordum. Ailece kahvaltı yapıyordunuz. Ben de rahatsız etmeyeyim diye burada bekleyeyim dedim. O nasıl söz Ferit? Sen de ailedensin. Nurten Hanım'ın son zamanlardaki tavrına bakılırsa pek de öyle düşünülemez. Hala? Ferit ne diyor? Fazla alınganlık gösteriyor. Sadece işine odaklanmasını istedim ondan. Ferit bak, bu aralar hepimiz zor zamanlar geçiriyoruz. O yüzden istemeden de olsa yanımızdakilere bunu yansıtıyoruz. Dert etme. Hanımlar buyurun. Sen her zaman ailedensin Ferit. Bir daha böyle bir şey düşünme, olur mu? İyi günler memur bey.
Nezaretteki çırağıma biraz yiyecek getirdim. Para da bırakmak istiyorum. İçerideki polis arkadaşlardan birine bırakıver amca. Yardımcı olurlar, teslim ederler onlara. Eyvallah. Berkay! Usta! Müsaade et amca, müsaade. Nereye götürüyorsunuz onu? Babam Berkay yaptı demiş usta. Benim üzerime atmış suçu. Konuşmak yasak. Ben bir şey yapmadım diyorum size. Masumum ben. Korkma evlat. Ne gerekirse yapacağım. Arkandayım. Müsaade et amca. İşimizi yapalım. Yürü. Mısınız? Buyurun. Bir şeker alabilir miyiz? Tabii. Şuna bak. Güç eline geçince nasıl da dışladı beni. Nankör. Armut dibine düşermiş Aliye Hanımcığım. Senin elinden su içmişliği var. Melek olacak hali yok ya. Neyse. Ben şunları mutfağa götüreyim bari. Kızcağız yalnız kalmış ya. Otur oturduğun yere. Bu yardımseverlik numaralarını Emre'ye sakla. Ben senin ciğerini bilirim. Yine ne işler çeviriyorsun? Hı? Niye geldin buraya? Aa, ne bu böyle hep aynı terane ya? Ben kızımı görmeye gelirken senden izin mi alacağım? Alacaksın tabii. Haddini bil. Asıl sen haddini bil. Bu konakta porsun bir tek bana geçiyor galiba. Baksana seni nasıl aralarına almadılar. 7 kat yabancı misafirle benimle bir tuttular seni. Dostluğumun kıymetini bileceksin Aliye Hanım. O DNA raporunu ben olmasam Hicran eline geçirecekti. Ya. O zaman ne olacaktı? Oo, şimdi konağın kapısına koymuşlardı seni. Kes sesini. Bir duyan olacak şimdi. Neyse. Sen onu bunu bırak da bu Yeliz Hanım ne işler peşinde? Hı? Hicran'a karşı bir tatlı diller, bir iyilikler. Vallahi insan sarrafı olmasan neredeyse beni bile inandıracaktı. Bu yakınlığın sebebi ne acaba? Neyse ne. Sen her şeye burnunu sokma. Hadi bitti kahvaltın, git evine artık. İyi bari. Şunları bir bırakıvereyim ben de. Kızcağızın omzuna bütün yükü bırakmışsınız var ya. Burası böyle yangın yerine dönmüş ya. Aliye Hanımcığım, sen konağı böyle mi idare ediyorsun Allah aşkına? Allah Allah. Bunda da var bir sıkıntı. En ufak lafın altında kalmayan Aliye Hanım sustu gitti. Allah Allah. Var bir karışıklık ama ne? Hisselerin durumunu, kimin ne payı olduğunu biliyorsunuz. Bunlar üzerinden konuşacağız. Uzun uzadıya konuşulacak bir şey yok. Bu konaktaki hisselerimi sana devretmek istiyorum Emre. Hakkından vazgeçmeni kabul edemem Melis. Buranın bana miras kalmasından daha önemli şeyler var. Mesela Melek. Burası Melek'in evi. Yuvası. Çocukluğunun geçtiği yer. Onun için sende kalmalı. Melek babasının evinde büyümeli. Bir kız çocuğu için bunun ne kadar önemli olduğunu iyi bilirim. Yeliz çok doğru bir noktaya değindi Emre. Kararlarını Melek'i düşünerek alman lazım.
İki tarafta aynı fikirdeyse devir işlemlerini başlatabilirim. Dur Ferit dur. Bu böyle aceleye getirilecek bir karar değil. Yeliz sen iyice düşün, tamam mı? Ondan sonra konuşuruz. Emre, sen her zaman benim yanımdaydın. Ne zaman ihtiyacım olsa ilk sen koştun. Seni zorladığım zamanlarda bile benim düşünecek bir şeyim yok. Burası sende kalmalı. Bence bir an önce işlemlere başlayalım artık. İyi niyetin için teşekkür ederim Melis. Ama benim biraz zamana ihtiyacım var. Zaman hepimiz için önemli Emre. Bu işi ağırdan alarak zaman kaybettiriyorsun bize. Bir an önce yeni düzeni belirleyelim. Biraz bekleyeceksin hala. Sanırım iyi niyetim hakkında ikna olmuşsunuzdur Nurten Hanım. Senin de benim iyi niyetimden şüphe etmeni istemem Yeliz. Ona hiç şüphem olmadı zaten. Senden haber bekliyorum Emre. Kararımı verdikten sonra yeni bir toplantı yaparız Ferit. Bunları gözden geçirip imzalasan iyi olacak. Bu aralar şirketi biraz ihmal ettin. Haklısın. Halledeceğim. Yeliz. Zamanında seni üzen birine karşı fazla cömert. Emre bunu hak ediyor. Emre yapılan hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmaz. Özellikle de kızı için yapılan bir iyiliği. Sabırla zamanın yaptığını ne kuvvet yapabilir ne de şiddet. Sonunu da sen oku bakalım. İyilik eden iyilik bulur. İyilik eden iyilik bulur. Aferin sana. Duydun mu Cihan abla, okudum. Aferin benim meleğime, çok güzel okudun. Peki kötülük yapanlar ne bulur öğretmenim? Eninde sonunda yaptıklarının bedellerini ödeyeceklerine eminim. Kötü biri sonradan iyi biri olabilir mi? Bazen. Yeliz abla sana iyi davranıyor. Kafam karıştı. Meleğim, canım benim. Sen nelere dikkat ettin böyle? Bu kadar başarılı bir okumanın ardından hızlıca yazmaya geçelim. Evet. Bu masalı defterine yaz bakalım. Yeliz umarım iyi olmaya karar vermiştir. Ama sen yine de dikkatli ol. Bilmiyorum Burak. Yani önce ortamı gerdi, sonra beni savundu. Yani ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Bu arada kahvaltı masasından beni kurtardığın için teşekkür ederim. Hangi öğün olduğu hiç fark etmez. Ne zaman dara düşsem gelir kurtarırım seni. Burada bekleme yapma amca. Savcılıklar direkt gönderirler onu. Biliyorum evlat. Kendime gelmeye çalışıyorum. Acaba nöbetçi mahkeme tutuksuz yargılanma kararı alabilir mi? Onun durumu vahim. Saldırıya uğrayan direkt suçlamış onu. İçinde yiyecek var. Nezaretteki arkadaşlara dağıtırsınız. Hadi iyi günler. Tüh.
Yalnız bu eksik. Hesabınız 52 liraydı, 48 lira verdim. Evet de ben size 200 lira vermiştim. Kusura bakmayın. Teşekkürler, kolay gelsin. Nerede kaldı Darviş amca? Niye açmıyor? Kadar yaptığım her şeyi anlayabilirlerdi. Bütün yalanları mahvedebilirlerdi. Ama şimdi artık o şansımı da kaybettim. Düştüğüm bu çukurdan çıkış yok. Ne yapıyorsun Kerimen abla? Zabıta buraları mühürlemesin diye uğraşıyorum. Kızım buralara bir bez çalamadın mı? Ya abla çok yoruluyorum yemin ederim ya. Geceleri uyurken ayaklarımın altı ağrıyor. Söyleyedin Ali yanıma da mutfağa birini alaydı. Ya söyledim söylemesine de herkes kendi derdinde. Yemek mi yaptın? Ha işte. Baktım ki sen yetişemeyeceksin. Yaptım bir şeyler öyle bir iki bir şey. Ha nasıl yani sonuçta eski bir ev kadınıyım ben değil mi? Bunlar bana çocuk oyuncağı. Allah razı olsun abla ya. Sen merak etme, git işine bak. Bugün mutfak bende. Vallahi bu ilenin karşılığını nasıl öderim hiç bilmiyorum. Belli mi olur? Belki bir gün benim de sana işim düşer. Hadi, hadi sen git işine bak. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olasın, sağ olasın Süleyman Efendi. Vallahi koca konağın mutfağı almış başını gidiyor. Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. Düzen bozuldu bir defa. Tabii. Sizin hanım gidince. Nedime'nin gitmesi bir rüzgar. Ama Yeliz Hanım'a kalan miras tam bir fırtına. Yeliz Hanım'a miras mı kaldı? Kimden kaldı? Hiç anlatmadı mı size? Ya şimdi dedikodu yapmış gibi olmayalım, boş ver. Ay benim hicranı gördün mü var? Nereden anlatsın çocuk? Ay ben şöyle iki tane çay koyayım birbirimize. Ondan sonra siz bana güzel güzel anlatın, tamam mı? Hem ben bir anne olarak öğrenmem lazım değil mi? Çocuğumun çalıştığı yerde ne oluyor, ne bitiyor öğreneyim tabii yani. Hadi ben bir çay dolduracağım. Dolduruyorum. Tamam efendim, ben şöyle oturayım. Bak tesadüfe, karşımıza kim çıktı? Ne var, ne istiyorsun? İşim gücüm var, oyalama beni. Bu ne rahatlık Beyto? Borcun harcın yokmuş gibi keyifle dolaşıyorsun. Benim keyfimi kaçırmaya kimsenin gücü yetmez. Borcumuz var, inkar etmiyoruz. Vakti gelince ödeyeceğiz. Vakit geçeli çok oldu Beyto. Biz sözünü tutmayana ne yaparız iyi bilirsin. Efendim işte böyle. Bu konağı da Yeliz Hanım'a bırakmış. Ya. Ali Hanım'ın tahtı elinden gitti desenize. Ya evet, aman aman ne olur. Konuştuklarımız aramızda kalsın ne olur. Ağzı benden daha sıkı birini bulamazsınız Süleyman Efendi. Oh çok teşekkür ederim, sağ olun. Oh bu arada mis gibi de yemek kokuları geliyor. Ya ayıptır söylemesi, bizim Zehra yemek yapıyor da. Mecburen yiyoruz işte. Ama sizin elinize sağlık. Midemiz bayram edecek bugün sayenizde. Bir şey lazım mı alayım ben? Vallahi tatlı yapamadım biliyor musun? Yetiştiremedim. Yani şöyle baklava maklava bir şey alıversen. Tabii. Bir de şu zenginlerin meyvelerinden alsan. Hani böyle bomba gibi bir şey, böyle kocaman üstüne yeşil yeşil bir şeyleri var. Ananas. Ondan da al. Yeliz Hanım isterse hazırda bulunuversin. Doğru. Bir de bana biraz lokum alsan. Lokum? Tabii efendim, tabii. Niye olmasın? Ben müsaadenizi rica ediyorum. Asmalık.
Zengin evinde olmak da ne güzel valla. Canın ne istiyorsa yaz listeye gelsin. Ay. Tam vaktinde gelmişim valla. Yemeklerimin lezzetine bir alıştırdın mı benden vazgeçemezler. Ben de size bakmaya geliyordum. Biraz bahçeye çıkalım mı? Olur, çıkalım. Tamam, buyurun. Ay, ben bu melek kıza bir de puding yapayım ya. Dolap nerede ya? Buzdolabı nerede ki? Allah Allah. Buzdolabı nerede ya? Aman. Buzdolabı buradaymış. Süt yok. Süleyman Efendi yetişeyim bari söyleyeyim. Ay bunlar şimdi sütü de büyük mandralardan falan alıyorlardır değil mi? En güzelinden. Oraların kaymağı da pek güzel olur. Ağzım su yaktı vallahi. Söyleyeyim de biraz da kaymak alsın. Yetişeyim şuna söyleyeyim. Allah Allah. Nereye gidiyor bunlar baş başa? Bu yaptığın racona ters Halil. Paranı ödemek için senden ek süre istedim. Sen de tamam dedin. Şimdi sözünü mü yiyorsun? Ek sürede sıkıntı yok. Hatırlatma yapıyorum. Merak etme. Ayarladım paranı. Bak hele. Nereden buldun? Orası seni ilgilendirmez. Gününden önce alacaksın paranı. İyi, aklın varsa geciktirmeden nakit ödersin. Yoksa canını peşin alırım. Bu borcu böyle kapatırız. Söze nasıl başlayacağımı, ne diyeceğimi netleştirmiştim ama... Ama unuttum. Neyi unutmuş? Buradan da hiç anlaşılmıyor ne dedikleri. Emre Bey. Kusura bakmayın konuşmanızı bölüyorum ama sizinle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Eğer bana 5 dakikanızı ayırırsanız. Siz Zehra'yla görüşün, ben bekliyorum. Tamam Zehra, hadi odama geçelim. Gel. Affedersiniz. Ay, ne şenlikli bir yer burası ya, tam bana göre. Keriman Hanım. Keriman anne. Senin hala ne işin var burada? Ne yapıyorsun sen burada? Yine açmadı. Of. Ne olur kötü bir şey olmasın. Bir iş yapacak halim de kalmadı. İnşallah derviş amca gelmiştir. Merhaba kızım. Hoş geldiniz. Berkay burada mı? Dışarıda biraz işi var. Geç gelir ama. Olsun, beklerim. Bulaşıkları hallediveriyordum sevabıma.
Emre Bey geldi tam o sırada. Yemeklerimi pek sevmiş. Sağ olsun övdü. Ben de dedim ki o zaman isterseniz dedim öğlen yemeğini de yapıvereyim dedim. Çok sevindi. Keşke hiç karışmasaydım mutfağın işine Keriman anne. Ya karışmadım ki zaten. Emre Bey istiyor diye yapıyorum. Ben de buradayım diye sana haber vermeye geliyordum ki. Elis Hanım seslendi. Ellerinize sağlık Keriman Hanım. Eminim çok lezzetli olmuştur. Nedim Hanım işi bırakınca mutfak biraz aksadı tabii. Ama en kısa zamanda yeni birini alacağız. Aa tabii yeni biri şart. Şöyle elleri becerikli, güvenilir biri yani. Neyse ben yemeklerime bakayım müsaadenizle. Bir saniye. Ya, kusura bakmayın sizden isteyeceğim ama Zehra'ya söyler misiniz? 2 sade Türk kahvesi getirsin terasa. Tabii tabii söylerim. Aa ben yapayım. Vallahi benim kahvem pek meşhurdur, bol köpüklü. Hiç gerek yok Keriman anne. Sen Zehra'ya söyle o yapsın. Ama ne olacak kızım? Elime mi yapışacak? 2 dakikada yapıveririm. Sağ ol. Ay ne becerikli bir kadın. Neyse. Sonunda yalnız kaldık, konuşabileceğiz. Eminim söyleyeceklerim tüm hayatını değiştirecek. Neyle ilgili konuşacağız? Oturalım. Konuşuruz. Emre Bey, ben evi çekip çeviririm. Ama mutfak işlerinin altından kalkamıyorum. Pek yatkınlığım da yok zaten. O zaman biz mutfak için bir çalışan bulalım. Çok teşekkür ederim Emre Bey. Vallahi Keriman abla gelmeseydi bu akşama yemek çıkaramayacaktım. Tamam, sen merak etme. Ben bu işi en kısa zamanda halledeceğim. Birini bulana kadar da bir temizlik şirketinden yardım isteriz. Çok sağ olun. Kusura bakmayın, böyle sizin de vaktinizi aldım. Asıl sen kusura bakma Zehra. Yani ben nasıl anlayamadım bütün konağın yükünün sana kaldığını? Aliyan'ın konak işlerinden elini çekince düzenimiz bozuldu. Bir isteğiniz var mıydı? Yok, teşekkür ederim. Efendim Ferit. Dosyalara bakabildin mi? Birazına bakabildim. Bugün bitirirsen iyi olur. Tamam, tamam halledeceğim. Heyecan Hanım da bekliyor. Ama yani konuşmayı aceleye getiremem. Şu işlerimi bir bitireyim, adabıyla yapacağım konuşmamı. Öncelikle şimdiye kadar aramızda geçenler için çok üzgünüm. Yani çocukça hırçınlıklar yapıp sizi çok üzdüm. Affedin beni. Ama şu son zamanda yaşananlar bir tokat gibi sarstı beni. Hayata bakışımı değiştirdi. Acı insanı olgunlaştırır. Ben yetişkin bir kadınken yıllardır babamın kim olduğunu bilmiyormuşum. Yani bütün dünyam başıma yıkıldı. Hiç kolay değil. Ben yetişkin bir kadınken bu durumu kabullenmekte çok güçlük çekiyorum. Kim bilir siz ne acılar yaşadınız. Bir annenin bebeği için yaşadığı acıyı hayal bile edemiyorum. Evladınızı kaybetmişsiniz ama ayakta kalabilmişsiniz. Gerçekten hayranlık duyulacak bir güç. Kahvelerde geldin. Ay. Keriman usulü, bol köpüklü. Teşekkür ederim. Keriman anne artık sen de istersen geç. Yani epeydir buradasın. Derviş amca da merak eder seni. Aman neyi merak edecek canım? Kocaman kadınım ben. Ellerinize sağlık Keriman Hanım.
Afiyet bal olsun Yeliz Hanımcığım. Ay ne güzel böyle karşılıklı kahveyle beraber sohbet. Vallahi imrendim. Aranıza katılasım geldi. Keriman Hanım, başka bir zamanda hep birlikte otururuz. Şu an Hicran Hanım'la özel bir konu konuşuyoruz da izin verirseniz. Ha, öyle mi? Tamam. Sizi ben baş başa bırakayım o zaman. Böyle hemen konuya girmek kolay değil. Beni endişelendiriyorsunuz. Yani konu nedir onu söyleyin bari. Söyleyeceğim. Anlatacağım her şeyi. Ama bana izin verin şu heyecanımı yatıştırayım. Zaten bunu bilmek hakkınız. Rahatça anlatabileyim her şeyi. Ya sen gitmedin mi hala? Bir de destursuz odama dalıyorsun. Bu kadarı da arsızlık artık. Bırak şimdi desturu filan. Tahtını kaybetmiş kraliçe pozlarında küsüp yatmanın sırası değil. Başımıza bir dert var. Senin yeğenin var ya bir işler çeviriyor. Ne işi? Oturtmuş Hicran'ı karşısına, bebeği hakkında konuşuyor. Yok bebeğini kaybeden anne çok acı çekermiş de, yok Hicran bu acıya çok iyi dayanırmış da. Durup dururken nereden çıktı bu? Aklında bir şey olmasın? Kusura bakma Dalia Hanım. Senin bu yeğenin var ya, şeytana papucunu ters giydirir, ters. Ben ondan her şeyi beklerim. Zaten konağı da eline geçirmiş. Öğrenemeyeceğimi zannettin değil mi? Ya her şeyi biliyorum. Ama neyse, neyse. Onu sonra konuşuruz. Şimdi derdimiz başka. Ne duydun da bu kadar telaşlandın? Doğru düzgün anlatsana. Duydum işte anlattıklarımı. Yanlarına oturmaya yeltendim de Yeliz Hanım biz özel konuşacağız deyince işte o zaman içime kurt düştü. Bir bahaneyle çağırsaydın ya Hicran'ı ne diye baş başa bıraktın? Açık açık git dediler ayol daha ne yapacaktım? Bana bak en iyisi sen Hicran'ı çağır. Bir şey bahane et bir iş buyur çağırıver. Durduk yere Hicran'ı çağırırsam Yeliz şüphelenir. En başta yan yana olduğumuzu nereden biliyordun der. En iyisi senin gitmen. Pis işlerini her zamanki gibi bana yıktın yani. Bir de bana evine git deyip duruyorsun. Bak iyi ki gitmemişim gördün mü? Burnunun dibinde olup bitenlerden haberin yok. Teşekkür ederim. Bir sıkıntı var mı bu aralar? Yok. Berkay'a ulaşamıyorum da. İki gündür telefonlarımı açmıyor. Meraklandım. Yoğundur biraz ondan açamamıştır. Babasıyla bir sorun yaşamasın da. İpek kızım bildiğin bir şey varsa benden saklama. Oh, Esat. Ne bana rahat verdi ne de Berkay'a. İstediği olmayınca gözü dünyayı görmez. Berkay'ı daha da üzecek diye korkuyorum. Berkay mı? Yok, Derviş amca. Alo Derviş amca. İnsan için en ağır üzüntü çocuğundan gelir diyorlar. Bunu Melek'le olan ilişkim sayesinde anladım. Melek hastalanınca ya da başına bir şey gelince o kadar üzülüyorum ki. Ona bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Çok korkuyorum. Bir de anne olarak bu üzüntüyü yaşamayı hayal bile edemiyorum gerçekten. Hele ki evladını toprağa vermek. İnsan öldüğüne inanamaz değil mi? Ben bu konudan söz etmemeyi tercih ediyorum. Biliyorum çok zor bir durum. Ama lütfen duygularınızı bastırmayın. Sizin de böyle bir süreçten geçtiğinizi biliyorum. Nasıl?
aynı evde yaşıyoruz değil mi? Birbirimizin hayatından haberdar oluyoruz. Yaşadığınız üzüntülerin farkındayım Hicran Hanım. Bebeğinizi hayatta zannederken umudunuzu tekrar kaybedişinizin de çok zor. Evladınızı ikinci kere toprağa vermiş gibi oldunuz. İçinizde tutmayın. Bırakın acınız akıp gitsin. Bu gözyaşları sadece başlangıç. Daha ne üzüntüler yaşayacaksın Hicran. Ya Nevin Hanım burada. Berkay için telaşlanmış, ne diyeceğimi de bilemedim. Şimdilik Nevin Hanım'a bir şey deme kızım. Ben uygun bir dille anlatırım sana. Berkay nasıl? Pek iyi değil. Esat Bey'den bir haber var mı? Kendine gelmiş. Polise bana Berkay saldırdı demiş. Ne? Savcılığa sevk ettiler şimdi. Ben de hastaneye gidiyorum. Esat Bey'le konuşacağım. Hadi görüşürüz. Aklıma takılan bir şey var Hicran Hanım. Gelen rapora nasıl güvendiniz? Gerekli incelemeyi yaptırdı Emre Bey. Yani raporda ona göre çıktı. Güvensizlik yaratacak bir durum yok yani. Ben bu konuyu kapattım. Ben de öyle dertleşerim diye sorup duruyorum. Yani rahatsızlık verdiysem kusura bakmayın lütfen. Söze nasıl gireceğimi bilmediğim için bu konulara daldım. Yalnız benim sohbet etmek için vaktim kalmadı. Melek dersen çıkacak birazdan. Fala inanır mısınız? İnanmam ben öyle şeylere. Bana faydası olacak her şeye şans vermekten yanayım. Bazen o çok güvendiğiniz raporlar bile sahte olabiliyor. Kahveler içilmiş, fallar kapanmış. Var ya Yeliz Hanımcığım, ben çok iyi fal bakarım. Keriman Hanım, ben onu öylesine kapattım. Ya ne yapıyorsun Keriman anne, bırak o fincanı. Aman. İçiniz kabarmış Yeliz Hanımcığım. Vallahi yüreğinize böyle kocaman bir dağ çökmüş sanki. Çok mu sıkıntılısınız bu aralar? Yani sıkıntısız insan mı var canım? İzninizle Yalnız Hanım. Biraz daha otursaydınız, daha konuşamadık ki. Benim Melek'le ilgilenmem gerekiyor. Var ya burada böyle bir sürü yılan birbirine dolanmış. Hayır olsun inşallah. Bir karışıklıklar var ama acaba ne? Ya bu nasıl bir baba, oğluna iftira atıyor. Ben de elim kolum bağlı burada oturuyorum. Yok. Berkay'ı kurtarmam lazım. O da benim yüzümden acı çekiyor. Berkay'ın başına gelenleri duysa yüreğine inecek. Hele ki evladını toprağa vermek. İnsan öldüğüne inanamaz değil mi? Çok zor. Evladınızı ikinci kere toprağa vermiş gibi oldunuz. Ne oldu? Bir şey öğrenebildin mi? İşte. Ben gittiğimde artık ne konuştularsa Hicran bayağı bir bunalmıştı. Meleğe bakacağım diye kalktı. Ama Yeliz Hanım daha bir şey konuşamadık diye durdursa da Hicran yürüdü gitti. Seninkinin iyice keyfi kaçtı. Aman iyi.
Biz ne olup bittiğini öğrenene kadar konuşmamaları lazım. Ya vallahi kahve falını bahane edip ağzından laf almaya çalıştım Yeliz Hanım'la ama nafile. Yeliz'in dilinden ben anlarım. Sen eve giderken Hicran'ı da götürsen Yeliz'den uzak tutmamız lazım. İyi de iyi bir bahane bulmak lazım yani. Hicran şimdi Meleği bırakıp da eve gelmez ki. Ha bak en iyisi ben burada kalayım. Hicran'ın yanından ayrılmam. Of. Sırf kızımın evliliği kurtulsun diye bulaştım bunca belaya. Onun da ömrü vefa etmedi. İnan bin pişmanım. Nasıl kurtulacağız biz bu dertten? Ha, bataklığa düştük bir kere. Battıkça batıyoruz. Tahtını da kaybetmişsin. Artık gücün yetmez Yeliz Hanım'a. Zaten canım sıkkın. Damarıma basma benim. Bassam ne olacak? Ha, şu haline bak. Omuzların düşmüş. Yüzünde böyle bir korku ifadesi. Ah ah. Nerede o eski Aliye Hanım? Bir yolunu bulur. Mum ederdi Yeliz'i, mum. Ölmedim daha. Dünkü çocuğun elinde oyuncak olacak değilim. Artık onun konağında misafirsin Aliye Hanım. Hayırlısıyla şu işten bir kurtulalım da kurban kes, kurban. Derviş amcayla konuştuktan sonra Berkay aradı. Burada olduğunuzu söyledim de beklemesin dedi. Açmış mı telefonunu? Şu an çok meşguldür ama açmayabilir. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Seninle konuşup kapattım telefonunu hemen. Şarjı bitmiştir. Niye yalan söylüyorsun İpek? Bak kızım, geldiğimden beri bir gariplik var üzerinde. Benden bir şey sakladığın belli. Ne olur söyle kızım. Berkay gelene kadar burada bekleyeceğim. Bir yere gitmiyorum. Hayır, nihayet istediğim kıvama getirmiştim Hicran'ı. Pat diye geldi münasebetsiz kadın ya. Hayır, sakız gibi bir de yapışıyor. Ya ben senden fal bakmanı mı istedim? Uf Allah'ım ya. Ne kadar zormuş böyle kibar olmak. Azarlayamadım ya o Keriman cadısını, yemin ederim. İçimde kaldı ya, içimde. Aa, sen miydin Zehra? Bu kargo size gelmiş Yeliz Hanım. Tam zamanında. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok tatlım. Teşekkürler, çıkabilirsin sen. Ay Zehra, yemin ederim hayatımda gördüğüm en meraklı insansın ya. Hicrancığım. Bu hediyeyi hayatın boyunca unutamayacaksın. Berkay söyleme mi dedi? Onun için mi anlatmıyorsun bana? Ha? Kızım ben onun annesiyim. Ne olduğunu bileyim. Böyle daha çok üzülüyorum. Ben bir şey bilmiyorum. O zaman niye Berkay aradı diye yalan söyledin bana? Thank you.
mal gibi ne diye söyledim o yalanı. İyice şüphelendi. Lütfen kızım. Bir anne olarak sana yalvarıyorum. Bana ne olduğunu anlat. Siz meraklanmayın diye öyle aptalca bir yalan söyledim. Özür dilerim. Gerçeği bilirsem belki bir faydam dokunur Berkay'a. Derviş amca gelecek şimdi. Onunla konuşursunuz. Berkay'ın nerede olduğunu biliyordur. Allah'ım sen koru çocuğumu. Niye geldin? Berkay yokken pastaneye bakayım dedim. Git buradan Beytun. Ya bir dur bir çayımı içeyim. Karnım aç bir şey yemedim. Ya sen ne biçim bir insansın? Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Sen de işine gücüne gayet rahat bakabiliyorsun gördüğüm kadarıyla. Suç ortağıydı biz ateş böceği. Bırak bu vicdan muhasebeciliğini. Ben senin hiçbir şeyde ortak falan değilim. Beni sen mecbur ettin. Ne o? Berkay nezaretten çıktı mı yoksa? Nihayet. Hicran'ı da çok beklettim. Bir an önce yapsaydım şu konuşmayı. Ama ne diyeceğim ki? En iyisi dost doğru söylemek. Sana aşığım diyeceğim. Merhaba Hicran Hanım. Müsait misiniz? Evet, müsaitim. Giriyorum. Melih'in yanında olduğunuzu düşünmüştüm. Oraya baktım ama yoktunuz. Buradaymışsınız. Ya, Melek biraz daha ders çalışmak istedi. Bir an önce okuma yazmayı sökmek istiyor. Ben de çok fazla vaktinizi almayacağım zaten. Bunu vermek için gelmiştim. Bu nedir? Küçük bir hediye. Teşekkür ederim ama hiç gerek yoktu. Umarım beğenirsiniz. Melek için sanırım. En az Melek kadar özel bir kız çocuğu için. Bana söz verin Hicran Hanım. Kızınızı bulduğunuzda bu elbiseyi ona giydireceksiniz. Ne diyorsunuz Yeliz Hanım? Buna bakınca çok daha iyi anlayacaksınız. O mezardaki bebekle DNA'nız uyuşmuyor. İşte bu belge de onun kanıtı. Ben bu güzel haberi ben verdiğim için o kadar mutluyum ki.
Kızınız yaşıyor Hicran Hanım. Hayatta.